Tabii ki aslında Amerika net olarak özellikle de Gazze bağlamında ve bu dönemde İran'la bir çatışmaya girmek istemiyor. Ve çünkü Amerika'nın şu anda küresel projesi var. Diyelim Çin'le, Rusya ile ilgili zaten şu anda Ukrayna bir savaşın içerisindeler. Amerika böyle bir şey yapmak istemiyor. İran'la yani Gazze'de olan çatışmanın İran'a doğru gitmesini istemiyor. Ama eğer diyelim bu sürece Hizbullah veya İran'ın Orta Doğu'da İran'la yakınlığı bilinen örgütler sürece aktif olarak dahil olursa ister istemez İran'ın da ayağı bu işe çekilebilir. Bu nedenden dolayı mesela bugün İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan şöyle bir açıklama yaptı. Amerika bizden itidallı davranmamızı istiyor. Yani biz aslında şu süreçte İran'la çatışmak istemiyoruz. İtidallı davranın diyor. Çünkü şu anda biz aslında Lübnan'a ve Hizbullah'a bakıyoruz. Ama İran birinci önceliği Hizbullah'ı alana sokmak değil. Çünkü İran'ın şu andaki en önemli şeyi Hizbullah müdahil olmadan çatışmayı başka bölgelere yayıp yayamayacağını deniyor. Yani biz aslında çatışma bir taraftan Yemen'de, Irak ve Suriye'ye kadar uzanan bir hatta. Dikkat ederseniz son günde Amerika hedefleri ciddi şekilde vuruluyor. Suriye'de vuruluyor, Irak'ta vuruluyor, Yemen'de vuruluyor. Ve doğal Dolayısıyla olarak İran şu destekli anda milisler İsrail hattı üzerinde, İsrail Gazze hattı dışında başka noktalarda biz Lübnan'a gözümüzü diktik ama işte Husiler üzerinden Irak üzerindeki milislerle birlikte ABD hedefleri vurulmaya başlandı. Bu da bir bakıma dikkat dağıtacak gibi görünüyor. evet, şu anda mesela Amerikalıların şu anda odaklandığı konu şu anda Hizbullah değil. Şu andaki Amerikalıların odaklandığı konu bu çatışma. Hatta Pentagon'dan gelen açıklamalar bu yöndedi. Biz bunların İran'ın kışkırttığı, İran'ın yaptırdığını biliyoruz ve bu çok tehlikeli ve riskli. Yani aslında kanımca Hizbullah yani İran hem kendisi hem Hizbullah'ı başardıkça şimdilik dışarıda tutmaya çalışıyor. Çünkü açık şekilde Hizbullah'ın girmesi Hamas'tan farklı olarak İran'ın da daha direkt savaşa müdahil olması anlamına geliyor. İran bu aşamada, İran da Hizbullah da bu aşamada bunu yapmak istemiyorlar. O nedenden dolayı Yemen'den Irak'a kadar bunu yayıyorlar. Neden bunu yayıyorlar Can Bey? Aslında şöyle bir şey olarak yani o Gazze ile ilgili çatışma Lübnan'a yansıdığı zaman İran'a yönelme faturasını şimdiden ağırlaştırmak istiyorlar. Bakınız mesela Yemen devreye girerse yani Husiler devreye girerse büyük ihtimal Suudi Arabistan ve Umman orada büyük ihtimal bir istikrarsızlığa gebe olacak. O da ne anlama geliyor? Yemen oraya girdiği zaman Kızıldeniz, Akabe Körfezi, ki Akabe Körfezi'ni vurma ihtimali var. Yani orası başka bir istikrarsız alanı Eden Körfezi'ne kadar uzanan bir hat. Bu önemli bir alan. Diğer taraftan baktığımız zaman Irak, eğer Irak'ta şu anda Amerika hedefleri vuruluyor. Irak'ta da yaşanan bir istikrarsız bölgeye yayılma ihtimali. Diğer taraftan da Suriye. Yani aslında Hizbullah devreye girmeden önce başka alanların hareketlendiği var. Şu anda da Amerikalılar oraya yoğunlaşmış durumda. Ve özellikle de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ümman bu hattın harekete geçmesinden ciddi şekilde rahatsızlık duyuyorlar. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı şu an itibariyle evet Hizbullah'la İsrail arasında sınırlı bir atışlar var, çatışma var ama fiili olarak sürece girmiş değiller. Çünkü İran
başardıkça şimdi Hizbullah'ı dışarıda tutuyor. Çünkü hala Gazze konusunda Amerikalıların veya İsraillerin tam olarak ne yaptığı belli değil. Yani Gazze ile ilgili ne yapacaklar? Bu bir. İkincisi, diyelim ki Gazze'ye bir kara operasyonu yapıldı. Kara operasyonu yapıldığı zaman orada ne sonuçlanacak? Diyelim mesela Hamas İsrail'i yenebilecek mi? Yani İsrail ordusu Gazze'ye girip oraya bir İsrail için bir bataklık olacak mı? Hamas yeni bir Hizbullah olacak mı? Yani bu da bilinmiyorlar. Bunu da bilmiyorlar. O nedenden dolayı aslında şu anda bir arayış var. Bir saflaşma, cepheleşme, hazırlıklar var. Ama bu hazırlıkların odak noktası Gazze ile ilgili. Çünkü şu anda İsrail'in Gazze planını kimse bilmiyor. İkinci en önemlisi, diyelim ki İsrail Gazze'ye girdi. İsrail diyor ki ben Hamas'ı bitireceğim. Gazze'ye girdi ve Hamas'ın bitirilmeme ihtimali her şeyi değiştirebilir. Çünkü İran açısından, Hizbullah açısından, Suriye açısından, Yemen'deki Husiler açısından Hamas'ın bitmesi demek İran destekli direniş cephesinin, o direniş ekseninin çöküşün başlaması anlamına geliyor. Sıra çünkü başkalarına Hamas, da gelebilir yani. Evet. Ve Hamas'ın Gazze'de, çünkü İsrail öyle diyor, Hamas'ın sonudur. Biz Hamas'ın sonunu getireceğiz. Şimdi Gazze'de Hamas'ın sonunu getirebilirse İsrail, bu aynı zamanda Hizbullah için de büyük bir darbe, şey için de büyük bir darbe. O nedenle dolayı evet, bölge meçhul, belirsiz, amor, kaygan, neyle sonuçlanacağı bir süreçle var. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla ne Amerika İran'la çatışmak istiyor,